Herkese merhabalar. Ben Tolga Özbek. Yine havacılığın kazanını beraber Muhammed Yılmaz ve Murat Erdem'le birlikte bu akşam da kaynatacağız. Ve gerçekten konularımızın bitmeyen konularımızın başında Sabiha Gökçen Havalimanı Toto geliyor. Hatırlayacaksınız. Geçen hafta Samsun'da bir araya gelmiştik. Pegasus'un 10 Kasım özel uçuşunda. İkinci programda linki de buraya bırakayım. İlgili arkadaşlar tıklasın. Orada da bayağı bir kazanı kaynattık. Sabiha Gökçen Toto oynamıştık. Toto sonuçlarını açıklıyorum. Muhammed Yılmaz bu son gelişmeler karşısında kazandı. Ne demiştik? Murat sen Kasım sonu mu açılır demiştin? Ben Kasım sonu demiştim. Ben Aralık demiştim ve Muhammed olayı direkt 2024'e ataraktan Ocak ayı demişti. 3 aylık herhalde bir notam geldi, yeni notam geldi ve kazananı açıklıyoruz. Muhammed bizden kol saati kazandın diyelim. Çok teşekkür ederim Bakalım. Osman. Çok değerli bir hediye oldu. Tabii gönül isterdi ki Sabiha Gökçen'in ikinci pisti açılsın, biz de kazanmayalım ama Evet. 2024'de kalacağı çok belliydi. Sevgili Murat Erdem'e kalsa tabii o ya geçen hafta açıldı falan diyecekti neredeyse. Bir ara şaşırdım, çok yakın bir tarih olarak söylüyordu. Ama açılamayacağını da Türkiye'ye o duyurdu. O da enteresan bir durum oldu. Benim kazandığımı o ilan etmiş oldu ama ilk Toto'yu yaptığımız sırada ona kalsa çoktan açılacaktı yani, öyle görünüyor. Yani Tabii birini kendim seçtim. gazetecinin totosuna değil yaptığı habere bakacaksınız arkadaşlar. Olayımız budur. Aynen. Toto derken pistin açılma totosu, yanlış alarak addetmesin arkadaşlar. O kadar Murat riskli bir bir alanda yaptığın toto haberi alayım. oynadık ki. Yani biz aslında çok oynanmayacak ata oynadık. Yani Sergen demiş ya, hocam ne tavsiye edersiniz öğrenci arkadaş? O da demiş yani Alman liginden uzak durun falan gibi. Bu da Sabiha Gökçen Havalimanı da en riskli şeylerden birisiydi aslında toto oynamak için. Çünkü yani bir türlü tutmuyordu. Ama şöyle bir detay var orada. Muhammed biraz bize yüklendi ama bu biline yani minarenin maniasına rağmen açılacakmış o pist. Yani bu aslında planlanan tarihte bu şekilde açılacağı da konuşulmuş ama sonradan vazgeçilmiş. Onun şeyini biz tabii yapamayız, bilmiyorum onu. Ama sonuçta bu minareye rağmen açılacak bir pist vardı. Diyorsunuz ki biz o gün ne dedik? Teknik olarak demek ki burası uygun ki bir tarih verildi. O tarih sonradan ötelenirse birkaç gün ötelenir diye düşünmüştük. Bunun üzerine kurgulamıştık aslında bütün tezimizi ama çöktü. Sonuçta burada bizim aslında hiç kimsenin bilmediği çok, çok gizli tutulan bir maniadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Yani bu da tamamen ben tesadüfen öğrendim. Yani üzerinde işte herhangi bir şekilde hiçbir yerde konuşulmamış tamamen gizli bir şey yürütülen bir organizasyon. Bana da bir kaynağımla sohbet sırasında işte oradaki camiden dolayı falan deyince tabii ben bu olayın üzerine gittim. Oradaki bir kelime bile fitili ateşliyor habercilik anlamında. Sonrasında tabii biraz araştırınca notamı da işte buldum. Tabii orada notamı yazarken bu bir de şey yaptık yani haberi yazarken aslında ben Mart olarak yazmıştım. O da şöyle bir şey var, notamı görmemiştim ben. Bana dedi ki kaynağım Mart'a kadar notamlandı dedi. Ben de Mart'a kadar notamlandığını yazmıştım. Sonra notam gelince notamdaki rakamların sayıların yerleri farklı farklı okunduğu için orada bir yanlış anlaşılma oldu. Önce Mart olarak yazmıştım. Sonrasında o Ocak olarak aslında bir 3 Ocak tarihine 3 Ocak 2024'e kadar notamlanmıştı. Şimdi tabii bu uçuş emniyeti açısından ciddi anlamda risk oluşturan bir şey aslında. Yani bu herhangi bir şekilde bypass edilip ne bileyim ya olsun minarede işte yanından geçeriz, sağından geçeriz, solundan geçeriz tarzı bir yaklaşımda çözülemeyecek bir şey. Bunun uçuş emniyeti açısından taşıdığı riski de yeni açılan bir pistte bilmem onu göze almak ne kadar doğru. Herhalde bunun üzerine bütün senaryolar döndü ve tarihin daha ileriye ötelenmesi kararı alındı. Doğru muydu? Bence doğruydu. Çünkü bunun riski yarın öbür gün yeni açılan bir pistte yaşanan bir bu sebeple yaşanan bir kaza kırım o sorumluları ciddi anlamda rahatsız ederdi. Yani başlarına yakardı. Dolayısıyla bu karar doğru bir karar oldu. Umarız ki yani Ocak artık son nihai olur ama tıraşlanması ile ilgili de benim duyduğum herhangi bir şey yok. Sizin var mı bilmiyorum ama şu anda tıraşlanması ile ilgili ya tıraşlayalım mı tıraşlamayalım mı işte hani bir aksiyon alındığını duymadım açıkçası. Ama şunu duydum. Başta da söylediğim gibi bu mania bilinen bir şey
Ve bu maniadan oradaki havayolu şirketlerinin de haberi var. Yani minare ile ilgili konudan havayolu şirketlerinin de haberleri var. Onlara da bilgi verilmiş. Ama işte kamuoyuna açılacak şekilde. Hatta afişler, yollarda afişler asılmış işte. 13'ünde açılış yapılacak falan diye. Sonra afişler toplanılmış falan. Benim söyleyeceğim bunlar. Yani siz de ne ekleyecekseniz Ben size bırakıyorum. tabii şunu belirtmek isterim. Bu yapılan yeni pist hem normal o 3000 metrelik pistten daha uzun bir pist. Bir de tabii Sabiha Gökçen'in en büyük problemlerinden bir tanesi Cat 1, kategori 1. Yani böyle ufacık bir sis, biraz bulut tavanı aşağıda olduğu zaman uçuşlarda çok büyük bir aksama meydana geliyor. Divert, yani diğer meydanlara yönlendirmeler oluyor, inemiyor. İkinci pist açılınca Cat 3, kategori 3 olacak. Adeta tabii ki limitleri var bunun ama neredeyse sıfır görüşe yakın şartlarda uçaklar inip kalkabilecek. Tabii bu minareyi, pistin bittiğini varsayalım ki hatırlayacaksınız, geçen hafta kalkarken hala taksi yollarının üzerinin bir kısmının asfalt olduğunu, iş makinalarını gördük beraber. Bu da tabii muhtemel Cat 1 pozisyonuna getiriyor. Önümüz kış zaten, hani Cat 1 olarak açmanın ne kadar mantığı var? Bir de sen Murat geçen hafta güzel söylemiştin. Cumhurbaşkanı Erdoğan açın sorumsuz bir şekilde, hani aç kapa yapmayın, bununla ilgili devam edin demişti ama senle ben gördüğün gibi kısa Aynen. kaldık. Muhammed şeyi yakaladı. Erdoğan'la şu anda, onun kazandığını daha söyleyemeyiz yani. O şu anda elenmedi. Biz elendik. Ama o elenmedi. O da elenebilir. Ben tabii Muhammed onu... nasıl bildin bunu, bir azıcık anlatsana. Vallahi işte Murat Erdem'in bahsettiği gibi kaynaklarımız bana aslında, ben o Toto oynadığımız videonun çekimi sırasında bana aktarılan bir bilgiyi herhangi bir ekleme çıkarmadan aktarmış oldum aslında. Akademik tabirle yani bir alıntılama yaptım orada. 2024'de kalırsa şaşırma şeklinde bana gelen bir bilgi ve duyumu aynen olduğu gibi ilettim. 2024'de kalırsa şaşırmam, sürpriz olmaz gibi bir ifade kullanmıştım o videoda da. Çünkü bunun böyle olabileceğine dair bir duyum ve bilgi gelmişti bana da yayından önce. Ama bilmiyoruz tabii, yani 2024'ün ocağına kalırsa şaşırmayız dedik ama sonrasında ne olacağını dediğimiz gibi şu an için bilmiyoruz. Şu anda en yakın tarih benim tahminim gibi görünüyor ama ne olacağını bilmiyoruz. Daha da sarkar mı artık, o kısmı için tekrar bir Toto oynamamız gerekebilir. Yılbaşı programında belki tekrar oynarız. Yılbaşı programında bakalım. Allah büyük diyoruz. Tabii ki işler pistte bitmiyor. Yapılacak olan terminalin beklentileri, şunlar bunlar derken bize her programda bir Sabiha Gökçen özel köşesi açacağız gibi duruyor. Şimdi gelelim. Bu arada onu söylemek lazım. Uzun zamandır. Evet, senin paylaşımını da gördüm. Valla açıldığından beri Sabiha Gökçen'in tuvalet standartları ne yazık ki böyle bir halledilemeyen bir problem. Yazın temizlik şirketiyle ilgili çok ciddi bir problem yaşandı. Evet. Ben geçen cuma beraber Samsun'a uçtuk. Ertesi günde İzmir'e gittim. Geçen hafta geldik. Tuvaletleri görmedim. Biraz tuvalet bilgisini toparlayalım. Sabiha Gökçen'i kapatalım. Yani büyük bir renovasyon projesi olduğunu öğrendim Sabiha Gökçen'de. Ve o projenin bittiğine dair de bazı görseller de paylaşıldı. Ben de kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Gerek Instagram gerek diğer LinkedIn vesaire, bir renovasyon projesi için zaten çalışmalar varmış. O da tamamlanmış. Önümüzdeki süreç içerisinde Sabiha Gökçen'deki tuvalet probleminin bitirilmesi için anladığım kadarıyla birileri ciddi şekilde düğmeye basmış ve tabii baktığımız zaman yorumlarda, biz de zaman zaman paylaştığımızda, hakikaten Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanına, İstanbul'un en önemli iki havalimanından birisi olan Sabiha Gökçen'e pek fazla yakışmayan görüntülerde o tuvaletler ve genel durum. Neyse ki bu problemler önümüzdeki günlerde bitirilecek veya bitirilmiş gibi görünüyor. Doğru olan aslında, da buydu zaten. Aslında yani neden tuvaletler temizlenmiyordu? Bunu da belki takip etmeyen izleyiciler için söylemek gerekir. Murat, senden orada, alalım, evet. Orada bir temizlik firmasıyla uzun yıllardır bir partnerlik vardı. Taşere ediyorlardı yani o temizlik firmasını. Sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimiyle temizlik firması ücretler konusunda zannedersem anlaşamadığı için anlaşma sona erdi. Bir anda temizlik firması çekilince bu kez tuvaletlerin tabii temizlenmesi lazım. Öyle hani herhangi bir evi temizlemek gibi, bir devasa bir alanda belki onlarca tuvalet var ve bunların temizlenmesi bir şirketin ya yani bir organizasyonel yapı haricinde temizlenmesi çok kolay değil.
Bazı personeller inisiyatif aldı. Belki de bazen buna, bilmiyorum, zorlanmış da olabilir. Tuvaletleri temizlemek zorunda kaldılar. Personel temizledi. Sonrasında biliyorsunuz armut.com diye bir şey var mesela. İşte boyacı çağırıyorsunuz, işte nakliye çağırıyorsunuz, temizlik çağırıyorsunuz. Armut.com'dan temizlik çağırmaya başlamıştı en son dönemlerinde. Yani bu taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalışıyorlardı. Bu tuvaletlerdeki pisliğin sebebi de bu organizasyon yapısının bozulmasıydı. Onu da aktarmış olalım ki neden tuvaletler temizlenmiyor soru işareti kalmasın. Ben tabii şey de söylemek istiyorum. Sonuçta o bölgedeki görev yapacak personelin apron kartı alması lazım. Apron kartını alabilmesi için de güvenlik bilgi tarama GBT'sinin sorunsuz olması lazım. İşte buralarda ufacık bir problem, GBT'nin geçememesi, apron kartı alamamak bu işlerdeki en büyük problem. Geçmiş yıllardan beri tuvalet çok önemli bir konu bir havalimanı için. Ben bu konuda mesela İstanbul Havalimanı oldukça ortalamanın üzerinde başarılı olduğunu belirteyim. Buradan da tuvalet mevzunu İstanbul dışına çıkıp İzmir Adnan Menderes'te de tamamlayayım. Ne zamandır bunu da gündeme getirmeye çalışıyordum. İşte bu da böyle bir tuvalet fırsatı meydana geldi. İşte geçen geldik Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Uçaktan ince insanın tuvaleti geliyor. Uçakta hani gidemiyorsunuz iç hat uçuşu falan. Vallahi hani Adnan Menderes Havalimanı'nı çizen mimarı tebrik ediyorum. Minicik bir tuvalet. Bir tane pisuar yok. Erkekler tuvaletinde tek bir nokta var. Ki kadınların işleri bizden daha uzun sürüyor. Orada da bir tane var. Böyle bir devasa bir sıra insanlar uçaktan inmiş. İşte ne bileyim bir çay içmiş, bir bardak su içmiş. Parasını ödemiş veya bedava almış. Böyle bir sıra var. Hani TAV'da artık oraya kocaman bir iç hatlar terminali yapıldı. TAV'da artık bir problemi çözsün diyoruz ama bir gelişme yok. Bunu da TAV'la ilgili belirtin. Biliyorsun abi Ankara'da, Esenboğa'da da zaman zaman gerek hijyen ve işte sterilizasyonla ilgili meseleler oluyordu. İzmir'de keza aynı şekilde bir dönem özellikle... Antalya'da da bir koku problemi var. Evet, Antalya'da evet, da çözülemeyen Antalya'da, iç hatlarda... Bir dönem, Bodrum'da mesela yoğun sezonda ciddi bazı sıkıntılar yaşandığına dair hani böyle geri bildirimler de alıyoruz. Zaman zaman kendimiz de deneyimlediğimiz oluyor. TAV nedense bu tuvalet işini birkaç senedir veya daha uzun zamandır çözemedi. Niye çözemedi? Nasıl olmuyor? Neden olmuyor? Açıkçası çok da bilemiyorum ben de. Atatürk Havalimanı'ndan beri ben biraz temizlik konusunun ve genel idarenin TAV'da epey bir savsaklandığını açıkçası düşünüyorum. Buna da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, Sabiha Gökçen ve tuvaletlerin ardından üçüncü konumuz Türk Hava Yolları'nın efsane uçak siparişi. Ya sipariş verdi mi ne oldu? Tam dün ikinci kazan 2 yayını yaparken, havacılığın kazanı 2 yayını yaparken bu patladı. Şimdi benim bildiğim havayolu şirketleri önce kapa bir açıklama yapar. Kamuoyu aydınlatma platformuna biz görüşüyoruz. Tamam, uçak alacağız. Planımız şu kadar, çok güzel. Sonra da bunu önce kapa bildirir. Arkasından da kendi bir basın bülteniyle veya izin veriyorsa imalatçı bir basın bülteniyle bunu tüm dünyaya, sadece İstanbul Borsası değil, tüm dünya takip ediyor Türk Hava Yolları hisselerini, bu şekilde bildirir. Ama bir haber patladı. Paylaşılmış bir fotoğraf. 3 saat sonra Anadolu Ajansı'na işte Airbus siparişi dendi önce haberde. Ondan sonra tabii bunu yapan arkadaşların sipariş ve iyi niyet veya biz görüşmeye başladık arasındaki farkı bildiklerini ben düşünmüyorum açıkçası. Ondan sonra bu olur. Şimdi aslında benim fikrim bu Türk Hava Yolları'nın 355 mi 345 mi topluyorsun, 45 çıkıyor, çıkartıyorsun 55 çıkıyor, 355. Bu da başka bir şey. Aslında İstanbul'da borsanın Türk Hava Yolları ile ilgili bence bir soruşturma yapması gerekiyor. Çünkü muhtemel pazartesi günü Türk Hava Yolları'nın hisseleri oynadı. Ya bu bir alışveriş mi? Bir anlaşma mı? Niye kapa bildirilmedi? Kim bunun haberini yapıyor? Kim veriyor bunları? Bu bir anlaşma değil. Böyle bir çözemediğimiz bir hikaye oldu tam yayını yaparken. Ben Muhammed'le başlayayım. Muhammed. Ben senin destekleyici bir şey söyleyeceğim de, sen mesela yıllardır bu sektördesin. Ben şu ana kadar şeyi hatırlamıyorum. Mesela Türk Hava Yolları'nın bu denli bir sipariş verdiği dönemde önce haber olduğu bir dönem olmuş muydu? Ben onu tam hatırlayamadım. Bir senden işin teknik kısmını, nasıl sipariş veriliyor? Bir istersen Muhammed dinleyelim senden.
Valla sipariş meselesi tabii havayolu şirketlerinin uzun zamanlı yaptıkları planlamalar dahilinde oluyor. Şimdi yani havayolu şirketleri tabii yüzlerce milyon dolar hatta milyar dolar seviyesinde bu siparişleri verdikleri için kısa, orta, uzun vadeli planlamalarını yapıyorlar. Buna göre network planlamalarını da yapıyorlar. Siparişlerini de büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli planlar dahilinde gerçekleştiriyorlar. Yani bu dünden bugüne verilmiş bir sipariş kararı diye zaten biliyorsunuz bu... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de bir 600 uçak siparişiyle ilgili bir gündeme haber gelmişti. İşte yarısı Airbus'tan, yarısı Boeing'den. Bu Airbus meselesi bir anda çıktı ortaya. Dediğiniz gibi bir sosyal medya paylaşımı üzerinden duyuldu. Borsaya kote bir şirket olduğu için dediğiniz gibi zaten bunun mutlaka ama mutlaka farklı kanallar üzerinden resmi açıklamalarla duyurulması daha doğru olacaktı. Ama farklı bir şekilde işledi. Sonuç itibariyle Türk Hava Yolları'nın uçak siparişi vermesini bekliyoruz ama bir yandan da tabii baktığınız zaman sosyal medyada yorumları okuduğumuzda kendi paylaşımlarımızın altına gelenlere de biliyorsunuz gündemde bir Eurofighter işi de var. Eurofighter Avrupa Birliği ülkelerinin geliştirmiş olduğu savaş uçağı Türkiye'nin alması gündemde. Buna karşılık olarak Türk Hava Yolları'nın vereceği sivil uçak siparişi bununla aynı masada mı değerlendirilecek? Karşılıklı bir misilleme gibi mi yapılacak? Onu vermezlerse biz de bunu mu almayacağız? Masada bir sürü seçenek var tabii. Nasıl değerlendiriliyor, ne zaman, ne şekilde değerlendirilecek bilmiyorum ama olayın işleyişi kesinlikle yanlış oldu. Yani işlem basamaklarında bir eksiklik de ve karışıklık oldu gibi görünüyor. Normal şartlarda dediğiniz gibi havayolu şirketi önce bir memorandum yayınlar. Biz bu adamlarla belli sayıda uçak için ön görüşmeleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili işte tabii bu uçakları seçmek önemli değil. Bunların motor üreticilerinin de masaya oturması lazım. Çünkü imalatçı şirketlerin hem motor hem uçak bir üretim planlaması var. Onlara bir teslimat için bir slot verilmesi lazım. Dolayısıyla bunların önceden bir görüşülmesi lazım. Yani siz diyebilirsiniz ki biz 500 tane uçak alacağız sizden. Adam diyebilir ki tamam size 500 tane uçak veririz ama bizim slotlarımız şöyle şöyle zamanlar için dolu. Sana şu zaman verebiliriz. O zaman sen de havayolu olarak belki dersin ki ya benim planlamam o tarihe olmaz. Ben o zaman başka bir strateji geliştireyim, tekrar görüşelim filan gibi. Bu esnada da borsaya kote olan şirketler bu görüşmelerin yapıldığına dair bir iyi niyet anlaşması yapıldığına dair ya da bir ön görüşme yapıldığına dair açıklama yapılması lazım. Ve siparişin resmi kanallarla daha doğrusu resmiyette kavuşmasından sonra bu işin açıkçası resmi bildirimlerle de açıklanması lazım. Buradaki durum biraz farklı oldu. En başta 345 yeni uçak. Bir de A350 için daha önce verilen 10 opsiyonun da resmiyete dönüşmesiyle birlikte 355 gibi bir rakam açıklandı. Kesin veriliyor dendi. Hatta Dubai'de de siparişlerin imza atılacağı haberi geldi. Sonra Anadolu Ajansı benzer şekilde bunu doğrular bir haber girdi. Sonra Dubai Air Show'un ilk gününde çeşitli gazeteciler ve işte çeşitli isimler Dubai'de imzaların atılmayacağını açıkladı. Ve nihayetinde Dubai'de yaklaşık bir hafta süren fuarın sonunda Türk Hava Yolları herhangi bir sipariş açıklamadı. Hatta fuarın ilk günü de bir resmi bir kap bildirimi yaparak evet görüşme yaptık dediler, doğruladılar bu görüşmeyi ama siparişle ilgili ne zaman nihayetleneceğiyle ilgili de bir şey gelmedi. Kabaca süreç aslında bir bilmece şekline dönüştü. Gerçekten verilecek mi, ne olacak, bu diğer bahsettiğimiz siyasal gelişmelerin de ışığında muhtemelen bir şeyler olacak ama sonuç itibariyle bunların bu fotoğrafın da bu şekilde yansıması yarın öbür gün THY'nin Boeing'le yapacağı görüşmelere de olumlu ya da olumsuz bir yansıması olacak tahmin edilir yani bu sonuçta. Çok önemli bir noktaya bence temas ettin. Bence Boeing'le yapacağı pazarlığı tabii. Bu fotoğraf ve paylaşım etkiledi ben diye düşünüyorum. Ya yani şöyle son olarak şunu söyleyeyim bitireyim. Türk Hava Yolları tarihinde hiçbir zaman tek taraflı bir sipariş süreci yaşamadı. Yani ne zaman Boeing'e sipariş verdiyse benzer şekilde Airbus'a sipariş verdi ya da Airbus'a verdiğinde Boeing'e verdi ama bunları genel itibariyle hep kısa süre içerisinde ve iş tamamlandıktan ve nihayetlendikten sonra arka arkaya açıklamayı tercih ederdi. Bu da masadaki birbirleriyle yaptıkları görüşmelerde en azından elini güçlü tutabilmek için yaptığı bir uygulamaydı. Hep böyle oldu bugüne kadar. Ama şu anda Airbus'a işte 345 rakamlar belli, işte dağılımlar bile belli açıklandı hangisinden kaç tane alınacak filan. Yarın öbür gün Boeing'le masaya oturduğu zaman adam zaten bu konuda çünkü büyük siparişlerde biliyorsunuz liste fiyatı anlaşması olmuyor. Çok daha düşüyor fiyatlar. İşte motor opsiyonuna göre veya uçağın içindeki opsiyonlara göre de değişebiliyor. THY'nin bu Airbus'la bu kadar net ve sonuca yakın bir anlaşma yaptığını bu kadar ayyuka çıkaracak bir açıklama yapması ve süreci bu şekilde idare etmesi Boeing'le oturduğu masada açıkçası işini zorlaştırır diye düşünüyorum ben de.
Murat, sen hisseleri çok yakından takip ediyorsun, havacılık sektörünün bir de o tarafına bakıyorsun. Türk Hava Yolları hisselerinde o cumartesi patlayan haber sonrasında nasıl bir oynama oldu? Biraz onu dinleyelim senden. Yani Muhammed çok güzel özetledi aslında. Bu doğal akışında gelişmedi bu şey süreci, yani sipariş süreci. Daha önce sen de biz de defalarca Türk Hava Yolları ilk defa uçak almıyor ve bundan önceki kiralamalarda bile bütün bildirimleri biz kaptan gördük, değil mi? Yani hiç biz uçak alacak falan diye haber yaptığımızı ben hatırlamıyorum, ya da sipariş verecek diye haber yaptığımız, ya da imzalandı diye haber yaptığımızı hatırlamıyorum. Bu doğal seleksiyon. Önce kapa bildirilir, sonrasında bizim haberimiz olur. En son işte bu siparişten önce uçak kiraladı. 20 artı 8'di galiba. Onu da kaptan öğrendik hepimiz. Bunun doğal akışı budur aslında. Bu akışın bozulması hem Türk Hava Yolları'nın prestiji anlamından çok şık değil. Yani çok böyle çiğ duruyor aslında bakarsan. Ya bu bilgi Airbus tarafından demişler ya, nasıl çıkabilir? Yani şirketin içinden bu şey bilgi dışarıya nasıl sızabilir tarzında mutlaka bir şey olmuştur. Diğer taraftan da tabii borsaya kota bir şirket. Yani halka arz hisseleri doğrudan etkileniyor. Böyle bir manipülasyon açık. Yani gerçekten imza atılmıyor da olabilirdi. Yani böyle bir şey olmuyor da olabilirdi. Ve dolayısıyla işte 228 liraydı. Ben ilk cuma günü kapanış. Bugün baktığınızda hisse değeri 256-257 lira civarındaydı. Ben akşam üzeri bakmıştım. Dolayısıyla ciddi anlamda %10'a tekabül eden bir artış söz konusu. İşte yabancı sermayenin akışı bir anda, yabancı yatırımcılar bir anda işte hisseye yüklendi. Dolayısıyla bir manipülatif ortam ortaya çıktı. Bunlar tabii Türk Hava Yolları açısından iyi sonuçta. Yatırımcı geliyor, işte gözde bir şirket, hissesi artıyor falan, ama doğal seleksiyonun dışında bir durum ortada olduğu için, sizin de bahsettiğiniz gibi işte daha Boeing tarafı var. Daha bu işin politik tarafı var. En önemli atlanan bence orası. Çünkü şu anda bugüne kadar ben Türk Hava Yolları'nın 120 uçaktı zannedersem en fazla verdiği. 125 uçak mıydı? Öyle hatırlıyorum. Bu 600 uçaklık bir sipariş serisinden bahsediyoruz. Yani neredeyse 5 katı daha fazla bir sipariş verecek. Dolayısıyla burada çok elin çok güçlü. Milyarlarca dolar. Yani şimdi Eurofighter'la falan karşılaştırılamayacak kadar da devasa bir şey. Şimdi Eurofighter 40 tane alacaksın. Kaç para yapar? 4 milyar dolar falan yapar herhalde, değil mi? 4-5. 6 milyar işte mühimmatıyla Yani falan o kadar bir şeyler olacak tabii. 4-6 milyar dolar. Ama buradaki bahsettiğiniz sipariş onun belki 10 katı daha fazla büyük bir sipariş şeyi. 50-60 milyar dolarlık bir alım oluyor. Tam Yani 10 katı. 600 Yani uçağın. evet, yani Abi burada elin o çok güçlü. şeyi özür dilerim bölüyorum. Bu işte bahsettiğiniz siyasi meselelerde biraz işin finansal boyutundan çok bir denge unsuru. Yani onlar vermezse biz de size bu siparişi vermeyiz gibi masada elimizi güçlendiren bir şey olmasından bahsettik aslında. Finansal tarafı tabii ki önemli ama yani Eurofighter'ları da F-16 ve F-35'te yaşadığımız krizi Eurofighter'larda da yaşarsak belki sivil siparişimize bu negatif yansıyabilir şeklinde bir denge unsuru olduğundan bahsetmiştik. Yani tabii o da o denge unsuru her zaman oldu. Yani biraz yani zaten şu andaki filo yapısına bakarsanız kaç uçağı var? 430 uçağı var. Bölün 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakındır yani. Aynen. İşte %50-50 bir şey tabii var. Denge 60'a vardır. 40 olur, 55'e 45 olur, ama hep böyle birbirini kollar yani şeye göre, iş uyguladığınız iş modeline göre artı eksi olabilir, ama hep birbirine denge olarak gitmiştir. Bunun sebebi tamamen geçmişte yaşanan politik duruşla alakalı. Yani işte ne zaman Amerika ile bir kriz yaşasak işte Trump'ın yanına gittik, imzaladık. 787 aldık işte 25 tane. Sonra gittik Avrupa'dan aynı sayıda gidip Airbus 350 aldık. Hem aynı dönemde aynı an şeyde oldu. Yani bunlar hepsi birbiriyle dengeli ve paralel tarihlerde olan işler. Dolayısıyla bunu politikadan ayrı tutmak çok mümkün değil. Bir de burada şu anda yaşanan İsrail tarafında yaşanan konuyla da çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biliyor, Avrupa'nın duruşuna, işte Amerika'nın duruşuna kamuoyunda bir tepki var. Böyle bir dönemde Amerika'dan ya da Avrupa'dan bir siparişi açıklamak kamuoyunda sanki hükümetin tarafında bir açık da oluşturabilir. Yani bir tepki, kola döküyoruz. Yani kola döken adama gidip de Boeing aldım bak işte diyemezsin. Yani kola döküyoruz. Uçağa kola yüklemiyoruz ama gidip Boeing alıyoruz. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Yani bunu sorar kamuoyu. Der ki ya kardeşim bak karşı çıkıyorsun, kola yükletmiyorsun ama gidiyorsun Boeing'i açıklıyorsun falan. Böyle bir dönemde Airbus'u açıklıyorsun. Böyle bir dönemde açıklanır mı tarzında bir geri dönüşten de politik olarak
belki bu işi biraz ötelemiş olabilirler diye ben öyle düşünüyorum. Ama sonuçta baktığımız zaman Airbus uçaklarının %60 parçası Amerika'dan geliyor. İşte dönüyorsunuz, işte Boeing'in sahibi kim? Veya İsrail parçaları var uçakta. Yani İsrail üretimi bir sürü parça var. işte veya işte şeyin de Pegasus toplantısında yönetim kurul başkanı Mehmet Nane'nin laflarını burada işte dökülüyor, ama hani sonucu nereye gidiyor, bunları dikkat etmek, iyi tartmak, iyi bakmak gerekiyor. Ama ben en azından bu Airbus siparişi ön anlaşması mı, ne diyeceğimi şaşırdım bununla ilgili, ama biraz yönetilemediğini açıkçası düşünüyorum. Peki buradan tabii uçak siparişi derken gerçek uçak siparişine dönelim. Bu Türk Hava Yolları'nın sonuçta görüşecek bütün şirketlerle ve bir gün diyecek ki biz oturduk, anlaştık, imzayı attık diyecek ve kaptan öğreneceğiz muhtemel bunu. Gelelim gerçek uçak siparişine. Dubai Havacılık Fuarı'nda 4 yıl önce olması lazım, SunExpress bir Max siparişi vermişti. Bu sefer de SunExpress 90 uçak gibi, artık hani böyle rakamları küçük falan görüyoruz ama 90 uçakta çok ciddi bir rakam uçak siparişi verdi. Gelecek aynı Türk Hava Yolları gibi 10 yıl içerisindeki filo yapısını belirlemeye çalıştı. Fakat benim dikkatimi çeken, tabii filo tamamı Boeing orada da. Onlar da Boeing siparişi verdi. Hani İsrail Boeing diyoruz, şu diyoruz, ama ne yapacaksınız? Gidip 737'lerden oluşan bir filoyu ertesi gün 320 neo'ya çevirecek hali yok SunExpress'in. Sıralarda akıyor. Sipariş vereceği zaman belki 5 yıl 6 yıl bekleyeceğine şu andan imza attı. Verdiği siparişler Max serisi 8 var ve 10 var siparişler arasında. Ben topu Muhammed'e atayım. Max'in 7, 8 ve 9 serisi sertifikasyon süreçleri beraber yürüdü. Ama 10 serisi için bildiğim kadarıyla FAA veya Amerikan Havacılık Otoritesi, Federal Havacılık Otoritesi, FAA veya Avrupalı EASA'dan herhangi bir sertifikasyon Max 10 için gelmedi. Max 10'un farkı nedir Muhammed? Şimdi bu Max 10 sonradan piyasaya sürülmesine karar verildi. Şimdi 737 Max ailesi ya da 737 Max uçakları Airbus A320 Neo ailesi uçaklarında A321 Extra Long Range veya ondan öncesinde Long Range gibi daha uzun menzilli uçaklar piyasaya çıkınca pazar payını kaybetmemek için menzili ve gövdesi uzatılmış bir versiyon için biraz daha sonradan o ailenin ilk üç üyesinden sonra aslında düşünülmeye başlandı belki de. Hatta 757'nin yerine muadil olur mu olmaz mı tartışmaları vardı. Dolayısıyla Max 8'lerde yaşanan, bu 5 ay içinde yaşanan iki kazadan sonra da FAA'nin de, yani otoritenin, Uluslararası Amerikan Federal Havacılık Dairesi'nin Boeing'e büyük bir yaptırımı başladı aslında içten içe. Yani bütün işlerini didik didik incelemeye başladılar. Genel itibariyle bütün imalat süreçleri, uçakların imal edildiği bütün süreçler ve sertifikasyon süreçlerinde çok daha titizlenmeye başladı FAA. Ve 737 Max 10 için de kokpit uyarı sistemi, ki kazalara, Max 8'de yaşanan kazalardaki en önemli faktörlerden birisi de manevra karakteristikleri önleme sisteminin kokpitte uyarı mekanizmalarını tetiklememesi gibi detaylar da vardı. Çok detaya girmeyelim ama hatırlayanlar bileceklerdir. Kokpit uyarı sisteminin ve genel itibariyle bu 737 Max ailesi uçaklarının kokpit sistemlerinde bazı değişiklikler istendi. Hatta onlar için de bir deadline konuldu. 2023'ün sonuna kadar, Aralık sonuna kadar bu deadline'ın tamamlanması, bu esnada eğer bu bahsedilen değişiklikler ve modifikasyonlar bu uçakta uygulanamazsa sertifikasyon sürecinin sonlandırılacağı, hatta 737 Max 10'un kokpitinin tamamen diğer 7, 8 ve 9'dan daha farklı bir hale dönüştürülmesi ve yeniden tasarlanması gibi bir yaptırımı var. Eğer ki bahsedilen süre içerisinde, eğer bu bahsedilen değişiklikler tamamlanamazsa. Dolayısıyla bu Boeing'in elini ciddi şekilde rahatsız eden bir durum, daha doğrusu zayıflatan bir durum. Eğer ki bu tarih içerisinde bahsedilen kokpit uyarı sistemlerindeki değişiklik olmazsa, adamlar 737 Max 10'a tamamen yeni bir kokpit tasarlamak zorunda kalırlarsa, o zaman da o ailenin bütünlüğü bozulmuş olacak. 7, 8, 9'daki kokpitle 10'daki kokpit farklı olacak. Bu da bambaşka sorunları meydana getirecek ve müthiş bir zaman kaybı yaratacak. O yüzden Max 10 için çalışmalar çok hızlı bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Yetişeceği, tabii Boeing bir yandan şey diyor, yani çok az bir zaman kaldı. Bu deadline'ı biraz uzatalım. İşte 2024'ün ilk çeyreği,
Hatta mümkünse ilk yarısına kadar uzatalım. Biz de o sırada gerekli adaptasyon süreçlerini tamamlayalım diyorlar. Orada müthiş bir muamma var. Ama Max 10 tabii daha uzun menzilli ve daha geniş gövde olduğu için, daha geniş gövde derken daha uzun bir gövdeye sahip olduğu için havayolu şirketlerinin talep ettiği bir şey. Yani Sun Express'te 737 Max 10'u aldığı zaman belirli rotalarda daha uzun menzilli rotaları uçuş ağına ekleyebilecek ve o rotalarda daha fazla yolcu taşıyabilecek. Hatta Kovnatski'nin açıklamalarına baktığımız zaman filoyu başka bir noktaya taşıyabileceğinden filan da bahsediyor. Çünkü o uçaklara da ihtiyaçları var biraz daha farklı rotaları zenginleştirebilmek için. O konu biraz muamma. Yani FAA ile Boeing arasında devam eden gitgeller var orada. Max 10'un sertifikasyonu yetişir mi, yetişmez mi? Yoksa ben zannetmiyorum yeniden Max 10'a yeni bir kokpit tasarlamak zorunda bırakacakları bir durumu herhalde yaşatmazlar. Çünkü bu Boeing için pek iyi bir şey olmaz. FAA'nin bu konuda gerekirse deadline'ı uzatacağını tahmin ediyorum ama... Ama orada bundan... FAA çok duygusal düşünmüyor. Evet. Yani kök söktürüyor bildiğim kadarıyla değil mi? Max kazasında Boeing'in CEO'su ağlayacaktı neredeyse senatör karşısında. Yani o anında bizim kadar oluyor. Duygusal işte milli, yerli falan diye bakmıyorlar olaya tamamen. Bakmaması da lazım zaten. Yani. Bakmaması da lazım. Son dönemde 787'nin üretim hataları da peş peşe çıktı. 737 Max ile ilgili normal 8'lerin üretiminde falan da sürekli habire böyle irili ufaklı hatalar da çıkıyor. Yani bunların aslında gözünün yaşına bakılmaması lazım. Doğru olan o. Ama Max 10 dediğimiz uçakta o aileye ait diğer uçaklardan tamamen farklı bir konsept tasarlanması kimsenin işine gelmez. O yüzden sertifikasyon sürecini biraz uzatalım ama bunu siz bu şekilde adapte edin derler gibi geliyor bana. Sonucunu göreceğiz hep beraber. Peki gelelim bir başka konuya. Malum hafta sonu İstanbul'da özellikle çok soğuk bir hava vardı. Pazar günü adeta böyle bir kar havası vardı. Ve fırtına nedeniyle çok sayıda uçuş iptal oldu. İşte havalimanlarında kapanmalar, şunlar bunlar epey böyle bir sarsıcı bir şekilde geçti. Burada tabii ilginç iddialar var. Bir tanesi Doğru Parti'nin başkanı Rıfat Serdaroğlu şöyle bir tweetinde şöyle bir cümle sarf etti. Kış dönemini işte 120 gün kabul edersek İstanbul Havalimanı 60 ila 90 gün arasında kapatılıyor. Yani hani Rıfat Bey farklı şeyler görüşleri vardır ama hani 60 ila 90 gün kapandığını duydunuz mu siz İstanbul Havalimanı'nın? Yani bir gün kapandığında bile kaos olan bir havalimanını 60 gün kapatmak ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam etmek de nasıl bir şey? Çünkü yani binlerce, yüzlerce uçuş oluyor. Binlerce abartı olarak ama yüzlerce uçuş oluyor. On binlerce insan kullanıyor tek bir günde ve bunu 60-70 gün kapatınca onun kaosuyla başa çıkamazsınız. Yani ki böyle bir şey mümkün değil. O danışmanlar herhalde yanlış yönlendiriyorlar. Çünkü kendisini doğrudan bu konu hakkında bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Danışmanları farklı yönde yönlendiriyor. Belki de danışmanları atıyor tweetleri bilmiyorum ama böyle bir kaos ortamı yani Atatürk Havalimanı'nda da kapanmalar oluyordu. Yani 3-4 gün uçuşların iptal olduğu günler oluyordu. Burada da olabilir. Yani dünyanın her havalimanında limitler geçiyorsa Frankfurt'ta kapanıyor işte Amsterdam. Mevsimler değişiyor. Yani mevsimler değişiyor. İklimler sertleşiyor. Yani kışı daha sert olabiliyor. Yağmur yağışı işte rüzgarı daha şiddetli olabiliyor. Yani bu ama bu bir havalimanının 60-70 gün kapatılması gibi bir şey dünyada bir örneği yoktur zaten. 60 ila 90 gün. Yani böyle bir şey çok uydurma ve sallamasyon bir şey. Danışmanların tekrar bir gözden geçirmesinde fayda var açıkçası. Çünkü yani bir gün kapandığı zaman ortalık kıyamet kopuyor. Yani bir gün ki kapatılması biliyorsunuz ki uçuş emniyeti açısından yani uçuşların seyreltilmesi, o kaosun önlenmesi açısından, ne bileyim uçuşların iptal edilmesi, uçuş emniyeti açısından falan. Yani burada yolcuların menfaatine olmayan bir şey. Sonuçta havalimanı da para kazanacak, açık kalacak ki para kazanacak oraya çatışacak. Havayolları para yani, kazanacak, yolcular tabii. Gidecek gelecek, biletleri de alacaklar. Hani şey gibi böyle domino taşı gibi. Tabii ki. Yani personel, pilot uçup evine gitmek isteyecek. Kabin memuru uçup evine gitmek isteyecek. Bir an önce kalksın da gideyim evime mesain bitsin. Yani kimse orada kaosun içerisinde olmak istemez. Dolayısıyla yani bu tarz tweetler ne amaçla yapılıyor bilmiyorum ama artık yani burayı bu şekilde yani İstanbul Havalimanı'nı efektif nasıl kullanabiliriz bence ona yoğunlaşmakta fayda var. Yani.
Ben de çok kısa bir şey ekleyeyim yani beyefendiye aslında çok böyle ciddiye alınır bir tarafı yok gibi görünüyor yani en azından bir yanlış bilgi var ama cevap olarak bence sadece Eurocontrol'ün ve ACI'nin yani Airport Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin havalimanları ile ilgili istatistik bilgilerini göndermemiz yeterli olur. Yani 60 ila 90 gün dediğimiz şey 12 aylık bir takvim yılının ortalama 1/4'lük kısmında uçuş yapılmaması anlamına geliyor. Ve bu böyle bir eğer senaryo gerçek olmuş olsaydı böyle bir durum herhalde İstanbul Havalimanı dünyada çok uzun bir zamandır Avrupa'nın en yoğun havalimanı sıralamasında üst sıralarda hatta liderliğini koruyor. Dünyada da bildiğim kadarıyla geçen sene 7. sıraya kadar yükseldi. Yılın 1/4'ünü kapalı olarak geçiren bir havalimanının da herhalde böyle bir sıralamada bahsedilen yerlerde olması imkansız olurdu. Dolayısıyla kendisine resmi olarak ACI'nin ve işte Eurocontrol'ün uçuş verilerini göndermek herhalde bu anlamda yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Havayolu uçakları değil, bu eğitim uçaklarında bile mesela bir yerde eğitim uçağı eğitim vermek için meydan bakıyorsunuz mesela. Orada uçulabilir gün sayısının 320'nin üzerinde olması lazım. Yani 45 gün sana opsiyon veriyor maksimum ki o uçakların limitleri yolcu uçaklarıyla kıyaslanamaz bile. Yani daha ağır şartlar içeren koşullarda uçamıyorlar. Yani yolcu uçakları daha ağır şartlarda uçabiliyor. Onlar ona rağmen 320 günün altındaki yerde feasible gelmiyor mesela. Bunu bile dikkate alarak bunun çok abartılı ve işte iler tutar yanı olmadığını söylemek doğru olur. Ben buradan sözü hava trafik kontrolörlerinin inisiyatif almamasına değerlendireceğim. O konuya bağlamak istiyorum. Çünkü her programımızda gündeme getiriyoruz biz bu konuyu. Bir önceki programımızda da değerlendirdik. Bu hafta Murat yanlış hatırlamıyorsam 16, 17, 18 Kasım'da değil mi? Veya 17, 18, 19 olması lazım. 19 olması lazım. Ara tatil pazar gününe kadar bir ara tatil vardı. Hoş fırtına iptalleri nedeniyle tabii biraz seferlerde aksamalar oldu ama yavaş yavaş artık zor bir dönemde bunlar bayağı bir hissedilmeye başladı. Bakalım sektör nasıl bir adım atacak? Bu konuyu da hava trafik kontrolörlerinin de haklı bir mücadelesi var. Bakalım nasıl bir adım atacak? Oradan da bu konuyu bu programımızda da takip ettiğimizi belirtmek evet. istiyorum. Yeni bir gelişme var mı Murat konuyla ilgili? Yani yeni bir çözümsüzlük var. Yani şu anda son konuştuğumuz noktadan farklı bir şey yaşamıyoruz. Bir gelişme yok. Bir gelişme yok. Sadece bürokratların biraz bu işe müdahil olduğunu görebiliyoruz. Ama çözüm noktasında ben şahsen bu işin bu şekilde çözüme ulaşacağını çok düşünmüyorum. Burada bir üst aklın şey demesi lazım. Yani tamam siz biraz ara verin bu işe. Gelin oturun konuşalım. Ama siz de bir düşünün, biz de bir düşünelim deyip bu işi biraz en azından bir soğutma sürecine sokmaları gerekiyor. Bu bir iletişim bu şekilde... kopmuş galiba aralarında. Ben evet yani orada bir kötü. Evet orada bir akılın devreye girmesi lazım ve bu işin her iki tarafa da zarar vereceğini milyon dolarlardan bahsediyorlar. Yani off the record olarak bazı rakamlar var bende ama yani ciddi anlamda hava şirketleri bu işten çok ciddi anlamda zarar ediyorlar. Bunu şöyle düşünmek lazım. Hava şirketleri bunları kârhanesine yazıyordu bu olaydan önce. Yani hava trafik kontrolörlerinin aldığı inisiyatifle bu paraları kazanıyorlardı. Şimdi o inisiyatifi almadığı için bu paraları kaybediyor. Böyle düşünmek lazım aslında. Konuyu hani haklı haksız değerlendirebilmek Havayolları para kaybediyor. Yolcu memnuniyetsizliği had safhada. Çünkü insanlar uçamıyor. Çok ciddi rötarlar var. Bir taraftan hani olayın şey boyutu var ya hani daha fazla uçuş, daha fazla bekleme, daha fazla havada bekleme çevreyi kirletiyor. Yani hani tabii, böyle bir çok farklı şeyleri var. Hem kurumları hedef haline getiriyor bu iş devam ettiği sürece hem kurumları hem de bazı meslek gruplarını karşı karşıya getirebilecek tehlikeli bir şey. Yani en son bir uçakta bir pilotun işte hava trafik kontrolörlerinin eylemi sebebiyle şu an uçakta bekliyoruz dediğini biliyorum. Mesela bunlar çok tehlikeli. Yani bir meslek grubuna doğrudan hedef gösterecek ya da ne bileyim işte o insanlara bakış açısını değiştirebilecek tarzda şeyler. Yani bu işe hiçbir şekilde farklı meslek gruplarının da müdahil olmaması bence en doğrusu. Çünkü burada araya giren yumruğu yer tarzında bir ortam var şu anda. Araya giren arada kalır. Geçmiş olsun. Evet, araya giren yumruğu yer. Dolayısıyla bu işi sektör bir araya gelecek.
bütün bak Ulaştırma Bakanı, işte hava şirketlerinin yöneticileri, hava trafik kontrolörlerinin temsilcileri, sivil havacılık, devlet amirleri, bunlar bir araya gelecek. Kardeşim siz bugünden yarına çözülecek bir konu değil. Siz bize biraz zaman verin. Eyleminizi sonlandırın. Ama biz o sürede çalışmamızı yapalım. Biz size bir tarih verelim. O tarihten sonra tekrar konuşalım tarzında bu işi böyle bir daha yumuşak geçişle çözmekte fayda var. Çünkü bu iş giderek çözümsüz hale doğru gidiyor gibi geliyor. Hadi hayırlısı inşallah çok herkesi. Çok kısa bir şey eklemek isterim bu konuda. Evet, sonuca dair şu ana kadar belki bir yol kat edilemedi ama şöyle bir sonuç aldık. Size de eminim geri dönüşler oluyordu. Bizim bu konuyu konuşmamız ve gündeme getirmemiz Türkiye'nin pek çok yerinde çalışan hava trafik kontrolörü olarak çalışan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, takipçilerimizin dikkatini çekti. Gündeme getirdiğimiz için, hatta bu programda da bugün de dahil olmak üzere gündemde tuttuğumuz için genel itibariyle bir memnuniyet var. En azından biz sonucu değiştirememiş olsak bile seslerini duyurmak konusunda veya bu durumu gündeme getirmek konusunda iyi geri bildirimler alıyoruz. Ben en azından onu söylemek isterim. Bizler yani görevimizi bizim sonucu değiştirme gibi bir misyonumuz zaten yok. Olamazdı. Kaldı ki bu işi ben bürokratların da çözebileceğini zannetmiyorum. Mevcut işte Devlet Hava Meydanları ve Sivilcilik Genel Müdürlüğü, işte o bürokratlardan bahsediyorum. Bu iş daha yukarıdan çözülebilecek bir konu. Onun için de bugünden yarına değil, biraz zamana ihtiyaç var. Baktığınız zaman şöyle objektif bir değerlendirme yaptığınız zaman zaten burada bir hava trafik kontrolörlerinin dezavantajına durumu görmek için alim olmaya gerek yok. Dünya ile Euro kontrol üyesi ülkelerle kıyaslayacaksınız. Sonuçta bunlar o işi yapıyorlar. Ve bunların her, yani bindiği servisin parasını bile Euro kontrol ediyor, öyle söyleyeyim. Yani bu hiçbir şekilde bir yükü, bir masrafı yok. Devlet hava meydanlarında herhangi bir yere masrafı yok bunların. Yani her masraflarını devlet hava meydanları, çayına kadar, şekerine kadar Euro kontrol parasını ödüyor zaten. Yani dolayısıyla bunları gözeterek bir orta yol bulunur. Onun çözüm noktasında en azından iyi niyet anlamında karşılıklı oturup bir zaman tanıyıp çözüm noktasında da bir mütabakata varmaları gerekiyor. Çünkü bu iş artık yani giderek hem hava trafik kontrolörlerini sektör ve yolcu karşısında antipatikleştiriyor, hem antipatik hale getiriyor, hem de sektördeki tarafları birbirine karşı sıkıntılı pozisyona sokabiliyor ve çözüm noktasında biraz daha çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Uluslararası birçok toplantı, konferans yapılıyor. Özellikle havacılık yazılımlarıyla ilgili. Muhammed, sen geçtiğimiz günler Amsterdam'daydın. Amsterdam'a ne için gittin, neler yaptın? Bir kısaca dünyada havacılık yazılımının durumu nedir? Kısa bir özet senden alalım. Arkasından bir sonraki konumuza geçelim. Valla şimdi İTÜ Teknokent merkezli HITIT yazılım isimli bir şirketimiz var. 1994'te Türk Hava Yolları'nın bilişim tarafında çalışan iki kadın girişimcinin kurduğu bir şirket. Bugün dünyada havacılık ve seyahat yazılımları konusunda dünyanın en büyük üçüncü şirketi durumuna geldi. 6 kıtada, 47 ülkede 68 farklı havayolu şirketine yazılım satıyorlar ve çok büyük bir hizmet ihracatı yapıyorlar aslında. Tabii büyük bir başarı öyküsü yani 94'te. Tek başına çıktıkları bu yolculukta. Onlar Amsterdam ofisini açarak aslında Avrupa pazarında veya Amerika pazarında daha da büyümeyi hedefliyorlar. Ben de Amsterdam ofislerini ziyaret etme şansı buldum. Bir de havacılık... Yurt dışında başka ofisleri var mı HITIT'in? Pakistan'da Karachi'de var bir ofisleri. Çünkü ilk, şimdi dünyada birinci olan İspanyol merkezli Amadeus şirketi. İkinci sırada da Amerikan Sabre var. Ama olarak... şimdi şeyle Sabre'la Amadeus'la tabii biraz HITIT'i karşılaştırmak HITIT'in uzmanlığı başka bir konuda. Tabii şöyle söyleyelim. Kaç tane yolcuya hizmet veriyorlar bu yazılım üzerinden diye bakıldıklarında Amadeus yaklaşık yılda 2 milyar yolcuya hizmet veren bir yazılım yapıyor. Sabre yaklaşık 7-800 milyon civarında. HITIT şu anda mevcut bu bahsettiğim 68 6 kıtadaki 68 şirketle yaklaşık 100 milyon civarında bir yolcuya hizmet veriyor mevcut yazılımlarıyla. İşte buradaki amaç dünyada ikinciliğe ve birinciliğe giderken ki hedefi gerçekleştirebilmekteki amaç birinci ve ikinci sıradaki Amadeus ve Sabre'dan olabildiğince fazla müşteriyi kendi bünyesine katabilmek. Ancak bu şekilde bir denge kurulabilir. Böylelikle diğer tarafta azalırken bu tarafta artacak ve ortada bir denge unsuru oluşabilecek bu sayede. Karachi'de açılmasının sebebi Sabre'dan yani dünyadaki iki numaradan kazandıkları ilk havayolu şirketi Pakistan'ın ulusal havayolu PI'di. Dolayısıyla o yüzden ilk oradaki işlemleri yapmak için, onların işlemlerini kolaylaştırmak için Pakistan'da bir ofis açmışlardı.
Ve Pakistan Sabre'dan Hitit'e geçtiği zaman IT teknolojisindeki tasarrufunu yıllık 15 milyon doların üzerinde açıkladı. Yani bu yeni yazılıma geçişle beraber. Şimdi Hitit'in Amsterdam ofisiyle beraber aslında Avrupa'da ve Amerika'da kendilerine yeni partner şirketler hazırlayarak pazar paylarını büyütmeye çalışacaklar. Oldukça başarılı işler yapıyorlar. Bir de Amsterdam'a gitmişken IATA'nın bu Wings of Change Europe etkinliği de Amsterdam'da düzenlendi. Geçtiğimiz sene İstanbul'daydı hatırlarsanız Pegasus'un ev sahipliğinde. Orada da havacılık dünyasındaki yeni gelişmeler konuşuldu. Havacılık perakendeciliği isimli bir konu var. Bu konuda ben de önümüzdeki günlerde çeşitli çalışmalarda paylaşacağım. Videolar veya içerikler de üreteceğim. Dünyada havacılıkta şöyle bir mantık var artık. Nasıl ki biz Amazon'dan ya da herhangi bir e-ticaret sitesinden bir ürün aldığımızda o ürüne ekstra başka hiçbir işlem yapmadan kapımıza kadar teslim ediliyorsa, havacılığın da bu perakendecilik sistemine doğru yakınsaması konuşuluyor bütün dünyada. Bu şu demek, siz biletinize parayı veriyorsunuz, aylar öncesinden uçak biletinizi alıyorsunuz ama günün sonunda tekrar uçuş gününüz geldiğinde ayrı bir sistem üzerinden işte check-in yapmanız, havalimanında farklı sistemlerin kullanılmasıyla birlikte doğrudan biletini ödediğiniz hizmete ulaşamıyorsunuz. Ekstra başka işlemler yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bütün bu işlemlerin tek bir yazılım ve tek bir işlem altında toparlanabilmesini sağlayacak. Son kullanıcıya para ödendiği anda doğrudan Amazon'dan bir şey sipariş ettiğinizde evinize gelmesi mantığına büründürecek bir geçiş süreci var havacılıkta. Havacılık perakendeciliği ismi veriliyor buna. Airline retailing dediğimiz mantık. Bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Amsterdam'daki iki günlük IATA toplantısında da gündem buydu. Önümüzdeki günler bu konularda özellikle yazılım açısından çok daha büyük gelişmelere gebe. Dinleyenlerin ve izleyenlerin takip etmesini tavsiye ediyorum. Yazılım tabii önemli konu, hatırlayacak izleyicilerimiz. İlk havacılığın kazanında da Türk Hava Yolları'nın sisteminin nasıl çok ciddi bir problem yaşadığını beraber ortaya koymuştuk. Bu tür böyle bir detaylı konulara birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Peki son konumuza doğru gelelim. Son konumuzda malum Anadolu Jet, AJet oluyor. Lansmanı var. Murat katılacak o lansmana, AJet'in lansmanına. Katıldıktan sonra bir sonraki 4 numaralı programımızda da lansmanı seninle detaylıca konuşuruz ama Murat yine atlattın herkesi. Böyle bir çizimi paylaştın sosyal medya hesabından. AJet'le bakalım nasıl gelecek. Merakla bekliyoruz. Az önce Airbus siparişinin sızması ile ilgili bir şey konuştuk. Bazı şeylerin sızmaması, içeride kalması gerekiyor. Burada da aslında öyle bir şey var. Çünkü lansman yapılacak ve bir fotoğrafın öncesinde medya sızması o bütün lansmanın esprisi kaçırıyor. Daha önce hatırlarsın Türk Hava Yolları bütün çalışanların resmini Boeing 777-800 uçağının gövdesine yapıştırmıştı. Lansman yapılacak ama biz o fotoğrafı önceden ele geçirmiştik. Yayınlamıştık ve bütün lansmanın bütün sihri kaçmıştı, yani gazı kaçmıştı. Şimdi böyle bir şey öncesinde çok sıkı tutuyorlar işi. Yani bu ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi AJet'in resmi veya personelin resminin uçağın üzerine basılmış o uçağın fotoğrafı borsayı pek oynatmıyor yani. Tabii yok. En azından. Mahremiyet anlamında diyorum. Çok sonuçta o daha üst bir şey durum. Ama bu da mahremiyet anlamında lansman yapılacak. Sonuçta orada bir hazırlık var ve öncesinde herhangi bir şekilde basına sızmaması doğru aslında baktığınız zaman bütün seyircini kaçırır. Dolayısıyla burada fotoğraf tabii ki de sağdan soldan tabii canım gazetecilik sonuçta. Tabii ama hem lansmanı korumak hem de kaynağı korumak için fotoğrafları kullanmamayı tercih ettim. Ben kendi adıma ve çizdim yani nasıl bir logosu var diye. İşte kuyruğunda mavi işte logosu var. İşte burnunda marka adı yazıyor falan tarzında böyle bir tasvir etmeye çalıştım ama asıl şeyi göreceğiz. Bir Airbus 321 sanırım TC ile UC olması lazım. O tescilli uçağın burnunda boyaması yapıldı. Cuma günü de lansmanı yapılacak. İnşallah bakalım orada da Anadolu Jet'in nasıl bir iş modeliyle nasıl pazara gireceğini orada bizatihi Ahmet Bey'den öğrenmiş olacağız. Biliyorsun Ahmet Bey beni çok yakından takip ediyor. Biz de onun yaşını ve kutladığı pastaları da yakından takip ediyoruz. Haberlerini yapıyoruz. 64 yaşındaymış Ahmet Polat. Detroit hattı açıldı geçtiğimiz günlerde. Ahmet Polat'a da bir sürpriz yapıp
Uçakta pastayla kutlamışlar. Bakalım anlatacak. Senden de anlatılanları değil, onları yazacak bir sürü arkadaş var oralarda ama senden daha arka planını bir sonraki dördüncü programımızda dinlemek üzere diyelim. Bakalım AJET'te neler dönüyor, Ahmet neler Bey, yapıyor. Ahmet, çünkü pardon, özür dilerim Adi abi. Estağfurullah, söyle lütfen. Ahmet Bey, dediğin gibi sektörü ve sektördeki herkesi çok yakından takip ediyor ama anladığımız kadarıyla herkese yeterli önemi ve şeyi veriyor mu ondan çok emin değiliz. Oradan da yani, kendisine sitem etmiş olalım. Kendi tercihleri, artık ona bir şey diyecek bir şey yok. Ben eminim ki bir taraftan tabii kazanlar kaynıyor derken Anadolu Jet tarafında Türk Hava Yolları hangi personel geçecek, ne yapacak, ne edecek, kim hangi haklara sahip olacak, o da en az kontrolörler konusu kadar oldukça böyle bir tartışmalı bir konu. Senden artık törene katıldıktan sonra gerekli detayları alırız diye düşünüyorum. Çok yoğun bir çalışma olduğunu biliyorum içeride. Yani özellikle insan kaynakları departmanında yeni organizasyon yapımının şu anda bir organizasyon şeması da kurulmamış gerçi ama oluşturulması ile ilgili ciddi anlamda bir çalışmanın olduğunu biliyorum. Bir de daha önce şey demişlerdi, yani şu anda Anadolu Jet'in kaç uçağı var? 86 mı 87 mi ne uçağı var? Bunların tamamı Anadolu Jet'te olmayacak. Daha önce bunu zaten açıklamışlardı. Anadolu Jet 5 uçakla başlayacak. Diğerlerini wet lease yapacak demişlerdi ama benim öğrendiğim kadarıyla wet lease olayı da olmayacak. Tamamen kırmızı kuyruktan arınmış bir şekilde Anadolu Jet 5 uçakla başlayacak diye duydum. Artık bunun teyidini de orada alırız inşallah. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir haftanın gelişmelerini hep birlikte kazanı kaynatarak sizlere arka planlarını sunmaya çalıştım. Murat Erdem'in Herdem Aviation Instagram, Twitter hesapları, LinkedIn aynı şekilde. LinkedIn'de oldukça başarılı gidiyor bu arada sosyal mecra açısından. Muhammed Yılmaz'ın Boarding Infosu, aynı zamanda YouTube yayınları da Instagram'da zaten. Muhammed Feromen, ikimizi Murat toplasak herhalde bir Muhammed etmiyoruz ama yapacak bir şey yok tabii ki. Takipçi sayısı açısından evet, bizden etki, daha önce başladığı için. Etki açısından da tabii sizlere yetişmek pek mümkün değil ama takipçi açısından. Karşılıklı böyle hoş geldiniz. güzel bir hazır, şekilde bitirelim. Aslında hazır şeyler açılmışken, sosyal medyada açılmışken, bu sosyal medyadaki paylaşımların kaynaklı kaynaksız kullanımıyla ilgili de biraz onun disiplin edilmesi lazım. Yani yeni arkadaşlar bu konuda çok hassasiyet göstermiyorlar maalesef. Eskiden bir haberin kime ait olduğunun çok önemi vardı. Çünkü ona bir emek veriliyordu. Şimdi bakıyorsunuz filigran koymazsanız karşı tarafa geçmesi 3 saniye alıyor. Yani bir fotoğrafın karşı tarafta kullanılması 3-5 saniyede Murat, transfer ediyor. Yapacak tek şey var. O ilgili copyright uyarısı şeklinde basacaksınız. Ama bizim yapmamıza gerek yok. İlgili bakanlar, sosyal medya yöneticileri gereğini yapsın diyecek bir şey yok yani. Biraz sonuçlar acı oluyor onların ama yapacak bir şey yok yani. Hani sonra yani özel mesajlar tabii, falan geliyor ama. Tabii o işin teknik tarafı, etik tarafından bahsettim aslında. Etik tarafı tabii. Biraz etik tarafını da dikkate almak gerekiyor. Sonuçta haber yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, kaynaklarınızı kullanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki 3 saniye sonra haberiniz aynı şekilde karşı tarafta yayınlanmış. Bunlar çok şık şeyler değil. Arkadaşlarım da buna dikkat etmesini isterim açıkçası. 0-3 yaş eğitimi önemli çocuklar için. Etik de bunlardan bir tanesi diyerek böyle çocuk eğitimine de buradaki değerli izleyiciler, üçümüz de kız çocuğu babasıyız. Hepimizin evet, evlatları var. 0-3 yaş eğitimi çok önemli diye böyle kamusal mesajı da vermiş olalım. Çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Verdiği bu programa destek için Murat Erdem'e, Muhammed Yılmaz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftada bir destek bağışı aldık. Değerli kaptan pilot Timur Özkan. Timur abi, ben yıllarca beraber çalıştık. Timur abi de sağ olsun bize, tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, bahşişi yapıştırmış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Muhammed, sana biz bir pasta alalım. İddiayı kazandın diye, Toto'yu kazandın diye sana bir pasta hediyemiz olsun. Artık bir sonra nerede yan yana geliriz. Kaptanımızın sponsorluğunda bir pasta yiyelim o zaman. Tabii canım, Timur Kaptan'ın.
Kendisi genel havacılık şirketinde uzun yıllardır iş jetlerinde kaptan pilot olarak uçuyor, görev yapıyor. Çok sevdiğim benim de bir ağabeyim. Buradan da Timur Özkan kaptana selam olsun diyoruz. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese öncelikle havacılara emniyetli uçuşlar, havalar kötü malum. Biz yolculara işte fırtına oluyor, kötü hava şartları oluyor. Kasmayalım, ekipleri zorda bırakmayalım. Ne diyorlarsa yapalım. Herkese emniyetli, keyifli uçuşlar ve sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.